Piyasaya bakış devam ediyor. Haftanın birinci işlem gününde ikinci seans ortalarındayız. ABD borsaları da açıldı saat 16.30 itibariyle. Beklentilere paralel vadeli piyasalardan gelen sinyaller ışığında satışlar var. S&P 500 endeksi 1979 puan seviyesinde %0,48 düşüyor. Dow Jones'da kayıp %0,5'in üzerinde 16.550 puan seviyesinde. Nasdaq endeksinde de 20 puan civarı bir kayıp var ve 4.808 seviyesinde işlemler gerçekleşmekte. ABD tahvil faizleri de bugün düşüşte. Piyasaları konuşacağız. Biraz grafikler üzerinden teknik seviyelere de bakacağız. GCM Menkul Değerler Araştırma Direktörü Erdoğan Turan da konuğum olacak. Erdoğan hoş geldin yayınımıza. Merhabalar. S&P 500'de 1979 puan seviyesindeyiz. Oradaki tabloyu biraz konuşalım. Bu Çin şoku ile beraber gelişmiş ülke borsaları da önemli seviyelere geldiler. Evet. Önemli destekler aşağı yönlü kırıldı ve S&P'nin kaderi aslında diğer bütün borsaların kaderi demek. Nasıl değerlendiriyorsun gelinen seviyeleri? Dünyanın kaderi gibi demek. Bir de orada artık bir kırılma işaretleri oluşmaya başladı. Uzun vadeli yükseliş trendi artık zorlanıyor. Bir açıdan bakarsanız bu trend kırıldı. Yani hareketli ortalamalara vesaire bakarsanız bu yükseliş trendi kırıldı gibi gözüküyor. Fakat net bir şey söylemek için biraz daha vakte ihtiyacımız olabilir. Bir defa 2100 seviyelerinden 1800 seviyelerine doğru geri çekilme, %13'lük kabaca, çok ciddi bir geri çekilme. Bir hisse senedi piyasasında %10'luk bir düşüş yaşanıyorsa artık o yavaş yavaş boğa piyasasına girmiştir denilebiliyor. %13'ü gördük ama ne oldu? 1810-1830 seviyesinden tekrar bir yükselişle sanki bir şey olmamış gibi, o pazartesi günü çok ciddi bir çalkantı olmamış gibi fiyatlama var. Ama bu fiyatlama yatırımcıları S&P 500 özelinde içine çekebilir mi? Yükselişe katılımcı bulabilir miyiz? Benim orada çok ciddi şüphelerim var. Orada sanki büyü bozuldu gibi. 15 Ekim 2014 galiba. En düşük görülen seviye 1812. Pazartesi günü de 1830 seviyesini gördük yanılmıyorsam 24 Ağustos'ta. Demek ki bu bir önceki dibe 4 işlem gününde hızlıca geri çekilmek aslında biriken bir stresin Çin olabilirdi, başka bir şey olabilirdi. Hızlıca fiyatlanmasına hazır yatırımcı kitlesi var demektir. Aylardır hatta yıllardır şunu söylüyorduk ABD borsaları için. İlk defa bir yükseliş trendi katılımcılarını bu kadar mutsuz ediyor. Sürekli sorgulatıyor çünkü kendini. Netekim diyelim Çin etkisiyle, Çin'den başlayan dalgayla ABD borsalarındaki satışı gördük ama işte dediğim gibi tam bir kırılma, net bir kırılmadan henüz bahsedemiyorum ben. Hala toparlayabilir dedirtiyor bana grafikler. Çok güçlü bir satış eğilimi var. Trendlerin kırılmasında zaten normal olarak yaşadığımız ilk önce sert bir düşüş sonra kırılma noktasına doğru tekrar bir yükseliş. Bugün onu yaşıyoruz. Ama bu yukarı doğru toparlanmada biz mesela 2040 seviyesine S&P 500'de tekrar çıkarsak eski normale geri döndük diyeceğiz. Fakat henüz çıkmadık, o ayrı bir şey. Şimdi 1970 civarında seyir devam ediyor. 1940'lara doğru geri çekilme aslında tekrar morallerin Çin sebebiyle olabilir, başka bir sebeple olabilir, bozulduğu anlamına gelecek. Ama benim bu noktadan sonra S&P 500 özelinde kesinlikle bu yükseliş trendi, işte 2008'den bu yana diyelim, yaklaşık 7-8 yıllık devam eden yükseliş trendi bitti dedirtebilmesi için 1800 seviyesi altında kapanışları görmeye ihtiyacım olacak. O zamana kadar bu yaşananlar bir şoktur, doğru. Ama telafi edilemeyecek şoklar değildir. Ne olabilir? Çin henüz çok dengelendi, çok sakin bir piyasa haline geldi demekten çok uzağız. Belki oradaki sıkıntılar yeni yeni konuşulmaya başlanıyor. Bugün de eksiydi. Yarın ne olacağını bilemiyoruz. PMI rakamlarını göreceğiz Türkiye saatleri, gece saatlerinde. Orada büyümeye dair endişeleri canlandıracak rakamlar görürsek biz tekrar borsalarda satışı görebileceğiz. Ya 2040'ı geçmek lazım S&P 500'de ya da 1800 seviyesinin altına inmek lazım. Aradaki hareketler bize uzun vadeli projeksiyonlar için çok net bir yön göstermeyecek. Birkaç yıldır devam eden yükseliş trendi henüz bitti diyemiyoruz. 1800'ün altında kapanışlar görülürse bu trendin sona erdiği mesajını verebilir. Ama bitmeye de yakınız gibiyiz diyelim. Bitmeye de yakınız. Evet. Tehlike geçti mi? Hayır tehlike geçmedi. Geçmedi. Bu önemli bir not. 2000'in yeniden üzerine çıkması neye bağlı olacak? Mesela Çin yarın işte
PMI rakamlarını alırız. O herkesin hayalindeki %7 veya üzerinde bir rakama işaret edecek bir PMI görürüz. Bu bence çok ikna edici olmaz ama morali bozuk piyasada bu rakam köpürtülür. %7 büyüme zaten çok zor da bu saatten sonra. Olur da böyle bir şey olursa, karşılaşırsak ufak bir moral. Veya Çinli yetkililer henüz tam tersini söylüyorlar ama piyasayı desteklemek anlamında alınan polisiye tedbirlerin yanında diyelim. Çok daha genişlemeci politikalarla, fonların katkısıyla vesaire piyasaları destekleme kararı alırlarsa bu yatırımcıları ikna etmez. Fakat piyasayı canlı tutabilir. Bu da etkili olabilir. Fed'in faizi arttırması bana göre bütün dünya borsaları için çok da önemli. Çünkü Fed faizi arttıracak bir gün inşallah arttıracak Eylül'de veya Aralık'ta. O son altın vuruşu biz piyasada yaşayacağız. Hisseler düşecek, dolar değerlenecek vesaire. Ama o Fed'in faizi arttırmasından sonra Fed neden faizi arttırdı? İşler daha iyi olduğu için deyip borsalarda 2016'yı pozitif kapatma ihtimali de olabilecek. O yüzden henüz tam karar aşamasında değiliz. Bir düşüşü bugün olmasa bile yarın yaşayacağız. O düşüşten sonra 2016'nın sonuna doğru o vadeye binaen belki yatırım projeksiyonları kurulabilir. Ama hala hem bizim için hem onlar için erken. S&P 2000 üzerine ne çıkarır diye sordum. Çin'e dair iki madde, ABD'ye dair sadece bir madde saydın. Yani küresel borsaların yönü S&P'ye bağlı. S&P'nin yönü büyük ölçüde Çin'de olup bitenlere bağlı evet. olacak. Ama Fed'in de faiz artırımına bağlı olacak. Artırım sürecinin başlaması 2016'yı artıda borsaların kapatmasını sağlayabilir diyorsun. Önce bir şok yaşayacağız belki 3 ay kadar ama daha önceki faiz artırım dönemlerinde de borsa performanslarına bakılırız aynı şeyi göreceksiniz. Sene sonu hep artı kapanmış. Evet, Çin'in atacağı adımlar önemli. Tabii bugün moralleri ne bozdu dünya borsalarında ABD tarafında diye baktığımızda Financial Times'a çıkan bazı haberler var. Biraz daha Çin'de bu piyasayı bozanları cezalandırma yöntemine başvurulacak. Evet. Endeksi, piyasaları hisse alımıyla hükümet desteklemekten vazgeçecek şeklinde evet. bazı haberler vardı. Bu çok beğenilmedi piyasalar tarafında öyle görüyoruz. Şimdi siz piyasada giriş çıkışları polisiye tedbirlerle engellemeye kalkarsanız veya bunu speküle edenleri cezalandırmaya kalkarsanız o piyasaya nasıl bir gözle bakabilirsiniz ki? Zaten Çinli yatırımcıların sorunu artık bu. Yani oradan çıkacak olan para, Çin'den çıkan ya da çıkması beklenen paranın çok büyük bir kısmı çıktı. İçeride kaldı diyelim o saatli bombanın geri kalan kısmı. Patlarsa orada patlıyor. Patladı zaten de devamı gelecekse içerisini vuracak daha çok. Yani bu duruşu, daha doğrusu asıl problem nedir? Büyümede eski rakamlardan çok uzak bir Çin var. Şimdi yeni bir normal onlar için beklenen normal nedir? İşte %5, %6 büyüme. Eski rakamların çok çok altında vasat bir büyüme bu. Bunun bedelini bir şekilde piyasalarda ödetirken belki Çinli yöneticiler bu yolda ilerlerken yolu yumuşatmak anlamında bu tip hamleleri atıyorlardır. Doğrudur. Fakat hamlelerin atılış tarzı da normalde finansal sistemlerin çalışmasına çok ters mantıkta. Yani engelleyen ya da cezalandıran yöntemler bunlar dünyanın hiçbir yerinde artık 2015'te makul karşılanabilecek şeyler değil. Ama Çin yapabilir mi? Yapar. Yaptı mı? Yaptı. Yapabilecek mi? Gene yapabilecek. Bir şey değişmeyecek. Bu zaten aslında Çin'e bakışı genel anlamda çok fazla değiştirmez. Çünkü biz bu yönetimin nasıl bir yönetim olduğunu biliyoruz. Problem olmayacak. Yani ekstradan cezalandırılmayacak Çin piyasaları. Ama rahatsız edecek. Kaçan kaçtı. Yani belki ucuzluk vesaire bahanesiyle çünkü 3 ayda mı yaklaşık %40'lık bir düşüş var. Onun telafisi söz konusu olacaksa biz oradaki yükseliş dönemini görürsek dışarıdan bir katılım veya içeriden bir coşku görmeyebiliriz. Problem orada. Evet. Bu arada Çin'deki mesele parite üzerinde ciddi bir etki yarattı. Biz aslında bugünkü negatif etkileri konuşuyoruz. İçeride bambaşka bir hikaye var. Onu da az sonra değerlendireceğiz ama şu euro dolar paritesine bir bakalım. Çünkü içeride de euro TL'nin geçtiğimiz hafta rekor kırmasına neden oldu. Euro dolar yükselişi Çin şokuyla beraber ama şu anda yeniden 1.12 sınırına dönmüş bir parite görüyoruz. Oradaki hareketi biraz konuşalım. Bu hafta pariteyi etkileyebilecek önemli başlıklar var. Bir tanesi Perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası toplantısı, diğeri de Cuma günkü tarım dışı istihdam evet. verisi ABD'de açıklanacak olan yönün nasıl olacağını düşünüyorsun paritede? Ben çok ciddi bir kırılma olacağını tahmin etmiyorum. Bir defa geçen hafta o yaşanan 1.17'lere doğru yükseliş ekstradan anormal bir hareketti.
Şimdi normaline de geri döndü parite. Normali nedir? Fed faiz arttırana kadar bunun sebebi veya çalkantının sebebi Çin olsun başka yerler olsun. Pariteyi işte 1.08 ile 1.15 arasından bir yerden yani daha başka bir banda taşıyacak bir güç görmek zor. Euro'yu zaten güçlü düşünmek şu dönemde çok zor. Bugün enflasyon rakamı geldi %1. Yani ECB o kadar uğraşıyor fakat enflasyonda henüz bir kayda değer bir nabız atışı bile yok. Acaba bu hafta Draghi ne diyecek? Ayrıca bu enflasyon rakamını gördükten sonra farklı bir şeyler söyleyebilirler mi? Çünkü hedeflerden oldukça uzaksınız. Bu kadar büyük bir programa rağmen bunun bahanesini emtia fiyatlarındaki geri çekilmeye vesaire bağlayalım. Fark etmez. Neticede %1'lik bir enflasyon var. Can sıkıcı bir durum. Avrupa Merkez Bankası belki daha büyük bir parasal genişlemeyle önümüze gelebilir. Bilemiyorum. Bu daha değersiz euro demektir. Makro verilere bakıyoruz. %1.2'lik bir büyüme var bölgede. Bu da öyle çok büyük bir büyüme değil. Ha, bekliyor muyuz böyle koşar adım büyüme? Hayır. Zaten normalinden kastım da buydu. Euro'da eğer bir değerlenme olacaksa bu Fed'in faiz arttırım döneminden sonra, önümüze haritayı koyduktan sonra, Avrupa Merkez Bankası'nın attığı adımların bölge ekonomisinde biraz toparlanmaya imkan verdikten sonra olabilir. Bugün paritede bir hareketlilik oluyorsa bu Euro'dan kaynaklanan bir hareketlilik olmuyor. Dolardan, doların o anlık zafiyetinden veya kuvvetli olması halinden kaynaklı bir hareketlilik var. Geçen haftaki o anormal hareket de zaten anormal dememin sebebi o. Yani euroyu bu kadar değerli kılacak ne var? 1.17'ye kadar gitti. Bize göre çok fazlaydı bu rakam. Tekrar eski bandına geri döndü. Şimdi bu hafta bütün dünya için aslında bütün finansal ürünler için geçerli önemine binaen söylüyorum. İşte tarım başı istihdam, işsizlik bir sürü rakam var. Her hafta, her ayın ilk haftasında olduğu gibi. Bir kırılmaya işaret edecek kadar güçlü bir veri bekleniyor mu? Hayır. Buradan bir anlam çıkartıp FED işte 16-17 Eylül toplantısında faizi arttırabilir mi? Arttırabilir. Çünkü şunu da görüyoruz artık biraz daha fazla dinlendi ya da ben algıda seçicilik yapıyorum. FED faizi arttırmak için çok da bağlı değilim demeye başladı verilere. Bugüne kadar verilere bağlıyım dendi ısrarla. Yani enflasyon işte %2'ye gitmezse işte istihdam rakamlarında, işsizlik rakamlarında buralara gitmiyorsak bir şey yapmayacağız. Kendini angaj ettikleri iki konu buydu. Ama yavaş yavaş bu angajmandan da çıkıyor olabilirler. Çin burada etkiler mi? O da ayrı bir mesele. Stanley Fischer konuştu. Hafta sonu Jackson Hole toplantılarında Eylül'de olur da diyemem, olmaz da diyemem gibi ara bir açıklama var. Piyasa farklı yorumladı. Öyle görüyoruz. Evet, evet. Çok net bir sinyal vermedi ama Fed başkanları da bir anda oradan oraya piyasaları yönlendirmeye devam ediyor farklı istikametlerde. Dolayısıyla şu anda bilemiyoruz. Şu an bildiğimiz yani şu anda bize söylenen Fed de bilmiyor. Fed Eylül'de o gün o toplantı günü Fed kararını verecek. Şu anda verilmiş bir karar yok gibi gözüküyor. Yok, yok. Çok enteresan bir şey var. İşte Varlık Alım Programı sonlandı. Yalın görevi aldı. Biz hep şunu düşündük piyasalarda. Fed faiz arttıracak ve piyasalara çok ciddi bir sıkıntı olacak. Korku figürüydü Fed'in faiz arttırması. Bugün neredeyse yalvaracağız. Jackson Hole'daki toplantılarda konuşulmuş. Artık dünyanın değişik merkez bankalarından da açıklamalar geliyor. Artık lütfen başlayın. Çünkü bu işin uzaması herkesi artık engelleyen bir noktaya gelmeye başladı. Sözlü yönlendirmeler de bir yere kadar. Bir de artık Fed'in içerisindeki bilinçli bir şekilde yapıldığına kanaat getiriyorum ben. Bir başkan bir şey söyleyip de aynı rakamlara, aynı ülkeye bakarak diğer başkan tam zıttı bir şeyi nasıl söyleyebilir? Eylül ayında faiz arttırımı yapılmalı diyen bir başkan var aynı grupta. Bir de yeni bir parasal genişlemeden bahseden başkan var. Bu bir sürecin ne kadar zekice yönetildiğini de çok açık seçik beğendim. Bilinçli olarak mı değerli? İletişim politikasının parçası olarak. Çok zekice, çok başarılı bir iletişim politikası. Bu aslında Fed'in o faiz arttırımını başlattığı günde bizim kafalarımızdaki o negatif fiyatlamaların olmayacağı gün ne zaman olursa FED o zaman faiz arttıracak dedirtiyor bize. %80'i zaten fiyatladık ve geriye %20'lik bir fiyatlama kaldı. Onu da %5'lere falan indirene kadar bu tartışmalara devam edeceğiz herhalde. Bu arada Amerika'dan bir veri Chicago PMI verisi geldi. Ağustos ayında bu endeks 54,4 olarak açıklandı. Beklenti 54,7'ymiş. Beklentiye yakın biraz altında bir veri. Çok mesaj veren bir veri değil. Bölgesel bir veri. Çünkü altını konuşalım. Altında bu hafta ne beklemeli yatırımcılar? Cuma günü tarım dışı istihdam verisi açıklanacaksa bu altın için de önemli demektir. Doların yönü altını nereye taşıyabilir bu hafta?
O kara pazartesi denilen ama kara olmayan o pazartesi gününde altın işte 1170 dolara doğru bir yükseliş imkanı buldu. Neden? İşte riskli varlıklardan bir kaçış vardı. Borsalarda çok ciddi bir düşüş vardı. Altın da fırsat buldu ve yükseldi. Bu arada dolar değer kaybetti vesaire. Ama altın 1170 dolara doğru giderken yükseliş için kullandığı argümanları çok hızlı geri verdi. Borsalar toparlandı, dolar endeksi biraz daha normale döndü. Bugün işte 1130 dolar civarında bu hafta işte cuma günü açıklanacak rakamları bekleyen bir görüntü var. Yani normal koşullarda diyelim, yani yükseliş potansiyeli olan bir varlık dünya borsaları bu kadar yıkılıyorken 1170 dolarda kalabilir miydi yoksa daha yüksek bir fiyatlamaları görmeli miydi? Bana göre görmeliydi. Neyi gösterdi bana geçen haftaların hareketi? Altında alıcıların gücü çok zayıf, hala çok zayıf ve satıcılar çok kuvvetli. Her fırsatta çok hızlı bir şekilde aktif oluyorlar. Bu hafta tırmanış şey sistem rakamı gelecek. 220 bin üzerindeki bir rakam hemen bize Fed faiz arttırır dedirtecek. Çok doğru değil bana göre ama bunu dedirtecek piyasada. Altın dolarda bir değerlenme, dolar endeksinde biraz yükseliş, altın fiyatlarında 1100 dolara doğru bir geri çekilme. Veya kötü bir tarımlı istihdam rakamı geldi. 200 bin veya altında. Bu sefer artık Eylül ayında faiz arttırımı gelmesi artık çok zor. Olmaz. Bu da doğru değil diye düşünüyorsunuz. Bu da doğru değil. Bu da doğru değil. Piyasalar hala zaman kazanmaya çalışıyor. Bence bu da çok doğru değil. Altın yükselecek mi? Nereye yükselecek? Borsanın en kötü olduğu dönemde bile 1170 dolara kadar yükselen bir altın. Sadece bir veri kötü geldi diye cuma günü nereye kadar yükselebilir? O yüzden dolar endeksinin zayıflaması, doların değer düşüklüğü veya borsalardaki hareketlilik kısa vadede hareketlendiriyor. Fakat altındaki bu birkaç yıldır devam eden düşüş trendinin tersine çevirecek bir güç henüz yok. Çünkü altında henüz dibi görmedik. Çünkü Fed faiz arttırmadı. Fed faizi arttıracak. Arttırması önemli değil. Ondan sonraki süreci bize beyan edecek. Biz o zaman hemen hemen bütün varlıklarda bir dip göreceğiz, görebileceğiz diye tahmin ediyorum. Ondan sonra belki Fed'in gölgesi piyasalar üzerinden kalkarsa altın için bir yükseliş ümidinden bahsedebiliriz. Ha, şunu düşünenler varsa, yani bu iş yeni bir parasal genişlemeye gidiyor diyorlarsa bence hiç fiyata bakılmadan altın alınsın. Yani Fed yeni bir parasal genişlemeye gidecekse bizim bilmediğimiz çok anormal bir şey var demektir. Bu bence çok büyük, çok yüksek bir tehlikedir. Hiçbir varlığa bakılmaz. Bana göre o dönemde kağıttan kaçın, altın alın. Ama böyle bir durum ihtimalle de dahilinde düşünülmüyorsanız altın için biraz daha vakte ihtiyaç var. Evet, de dair beklentinize bağlı olarak hareket edin altında diyorsun yatırımcılara. Peki dolar TL'de ne yapsınlar? 2.91 seviyesinin altına doğru hareketlenmeler var. Haftanın birinci işlem günü itibariyle 2.91 sınırındayız ama 2.90-92'ye doğru denemeler de yaptı şu ana kadar. Dolar TL tarafında yine bu hafta doları etkileyen, evet, bu veriler olacak. Hangi seviyeleri izleyeceğiz? 2.92'ye yapışmış gibi gözüküyor son günlerde. Çok dar aralıkta hareket etmeye başladık. 2.90-2.92. Üstleri zorluyor muyuz? 2.95'leri zorlamadık bu aralar. Ama 2.90'ın altını gördük bir gün geçen hafta. Altında kalamadık. Şimdi tarım dışı istihdam rakamları vesaire. Bu hafta doları güçlü kılacak bir süreç yaşarsak veya Çin'den kaynaklanacak belki bir çalkantı tekrar önümüze gelmezse diyelim. Dolar TL'de düşebilecek çok fazla yer yok. Veriler kötü geldi. Bu içeride TL'yi coşturacak, TL'ye çok güç katacak bir argüman olamayacak. Gerilemek mümkün mü? Elbette gerilemek mümkün. 2.80'den 2.86'lara gelebiliriz. 3'ten 3 seviyesinden 2.86'lara gelmek elbette öyle göz ardı edecek bir şey değil ama bana göre çok da anlamlı bir şey değil. Düştü diyelim. Tarım dışı istihdam rakamları kötü geldi. Beklenenden kötü. Biz Fed faizi arttırmayacak demeye başladık. Dolar TL'de 2.90'ın altında fiyatlamaya başladık. 2.86'ya kadar da geri çekilme var diyelim. Peki bir sonraki ABD verilerinde ne yapacağız? Ve bizim bir erken seçimimiz var 1 Kasım'da. Biz henüz o tarafta ne olacağını da henüz bilemiyoruz. Belki en kötüsünü fiyatlamış olabiliriz. Doğru olabilir ama hala o belirsizlik duruyorsa önümüzde ve Merkez Bankası adım atmak için, net bir şekilde TL'yi soğumak için, faiz arttırmak için diyelim Fed'i bekleyecekse bu geri çekilmeler sadece kısa vadeli alsat için trade imkanı verecek. Yine bütün varlıklarda olduğu gibi ilk faiz arttırımının geldiği dönem ne zamansa artık o dönem orada bir altın vuruş yine dolar TL için de geçerli olacak. Bir yüksek fiyat göreceğiz. Sonra sakinleşmek mümkün olabilir. Seçimleri konuşuruz, yeni ekonomiyi konuşuruz vesaire ama bugün zirveden gelmiş olmanın yani zirveyi görmüş olmanın kısa vadeli yorgunluğu var.
Yoksa anlamlı diyebileceğimiz bir geri çekilme henüz yok. Yani düşüşü destekleyen çok fazla bir şey yok. Bir temel yok ama düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilecektir. Zaten hani 3 yeniden aşılır gibi bir algı varsa yatırımcılarda zaten düşüşleri de bu şekilde değerlendiriyorlardır. Son 4 dakika borsayı konuşacağız. BIST'te destekler direnç haline geldi. 75 evet. bin üzerindeyiz. Üzerinde kalabilecek mi? Biraz zor olacak herhalde. Yani kur tarafında bir geri çekilme görsek, faizde biraz gevşeme görsek çok daha rahat bir şekilde Borsa İstanbul'da 75'in üstü olur, orada kalırız diyebiliyoruz ama birkaç argüman var Borsa İstanbul'da cazip başlık olarak diyelim. Dolar bazında ucuzluk veya işte erken seçimin bir şekilde fiyatlanmış olması vesaire doğrudur. Yani bunlara katılıyorum. Ama sorun şu, bu seviyelerden yeni bir alıcıyı bulmak için yeterli sebeplerimiz var mı? Ucuzluk haricinde, dolar bazında veya TL bazında. Büyümede 2016 ne olacak? Enflasyonda gidişatımız ne olacak? Şu dövizde henüz bir dengelenme noktasını bulamazken şirketler nasıl bir bütçeleme yapacak? 2016'ya dair nasıl projeksiyonlar olacak? Ve biz Borsa İstanbul içerisinde sektör, şirket bazında ayrım yapacakken biz henüz enflasyonun durduğu noktayı, kurun durduğu noktayı, faizin durduğu noktayı görmeden nasıl rahatlıkla uzun vadeli projeksiyonlar kurabiliriz? Bence yapamayız. Kısa vadeli trade'ler edilebilir. Bunun havayla ilgisi yok. Bugün düşer, yarın çıkar. Alım satılır. O ayrı bir şey. Ama bugünden mesela 2016'ya yönelik uzun vadeli diyeceğiz artık o hale geldi. Yatırımlar kolay kolay yapılır mı zannetmiyorum. Çünkü bir seçim var. Bu seçim bana göre siyasi belirsizliği ortadan kaldıracak ama öyle veya böyle yine bir çalkantı yaratacak piyasada. Fed, Çin vesaire bizi böyle her taraftan sıkan boğan bir süreçteyiz. O yüzden fiyatlardan bağımsız bakıyorum ben. Fed'in faiz arttırım döneminin geldiği, işte bittiği, başladığı diyelim ya da erken seçim sonuçlarını gördüğümüz günde endeksin hangi seviyede olduğu çok önemli değil. Bir sonraki aşamada vaat ettiği önemli benim için. 80 bin bugün. Yüksek değil mi? Yani kafalarda yüksek bir rakam. Vaat ediyorsa piyasa 80 binden de alış yapılabilir. Veya bugün 60 bin. Çok düşük fiyat olarak, rakam olarak. Bir şey vaat etmiyorsa 60 binden de alıcı bulamayabilirsiniz. O yüzden ben şu dönemi rakamlardan, seviyelerden bağımsız olarak değerlendiriyorum ve biraz kenardan izliyorum. Kenardan takip etmek evet. lazım. Olup bitenleri görüp piyasada artık karar çok canı yandığı için yatırımcıların biraz görüp ve işlem yapmak gerekecek. Erdoğan Turan çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür değerlendirmeleri ederim. İçin yayınımıza katıldığın için grafiklerle beraber önemli seviyelere baktık. Yoğun bir haftaya başlıyor finansal piyasalar ve yatırımcılar. Bugün nispeten sakin bir gündü Londra tatilinin de etkisiyle ama yarın itibariyle veri akışı hareketlenecek. Piyasaya bakışı bu notlarla noktalıyoruz. Şimdilik görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Vakıfbank piyasa